problème de l'arbitre, j'interviens seulement lorsque je vois des choses qui ne sont pas correctes. Alors, je n'ai pas apprécié l'arbitre, c'est un arbitre de grande classe. Moi, j'aurais préféré avoir cet arbitre à contre l'Ukraine. Yani hakem konusunda Kasai bu şu anda en iyi hakemlerden biri. Bu hakem keşke bizim Ukrayna maçımızda olsaydı. Hakem konusunda söylediklerim, doğru gördüklerimi söylüyorum. Her zaman yani yapılan hata her zaman söylenir. Yoksa karşılıklı kesinlikle karşı olduğum bir şey değil. Hakem bunu normal yönetti. Ouais, on peut dire peut-être qu'on pouvait donner un penalty contre nous. Bize karşı bir penaltı verebilirdi diyebiliriz. C'était un mouvement de ama o direction, pas un mouvement intentionnel. Yani o kasti yapılmış bir hareket değil. Ama o hareketin Harkov'daki gibi. Yani kasti yapılmış bir şey yoktu. Cengiz'i orada kasti çekip düşürdüler. Yani oradaki hareketle buradaki verilmeyen penaltı arasında fark var. Bu büyük bir hakem. Doğru karar aldığını düşünüyorum. Ve oyunun devam etmesindeki karar da doğru karardı. Hiçbir şekilde kasti kötü niyetli olmadan yönetilmiş bir maç diyebilirim bu Kasai'nin yönettiği maç için. Ama diğer hakem için aynı şeyi söylemeyebilirim. Okay. Pitanje je bilo da se komentira, znači izjava izbornika Čačića vezano za odluke sudaca zašto nije dodijelio penal i kako to cijeni naš izbornik Lučescu. On stvarno misli da je ovo jedan od najboljih sudaca, znači jedan od najvjerodostojnijih koji je do sada može se uzeti kao primjer fair suđenja. Stvarno njegova odluka nije bila neka namjerna odluka. Mislim da je čitavo vrijeme sudio fair tijekom cijele utakmice. Son soruyu alacağız. Buyurun. Ali Yönet Çiftliği Uluspor, önce bir tebrik ederiz. 3 gün önce oynanan Ukrayna maçından farklı 7 oyuncu vardı bu ilk 11'de. 7 farklı oyuncu tercihi yapıldı. Ve oyun olarak da çok büyük farklılıklar vardı Ukrayna maçına göre. Mukayese ettiğimizde büyük radikal değişiklikler vardı. Ve bu oyundaki değişimi nasıl açıklar, hangi paradigmayla Ukrayna maçında kadro planlaması ya da oyuncu tercih konusunda hata yaptığını düşünüyor mu hocam, yoksa bunu başka bir sebeple açıklar mı? Teşekkür ederim. No, je pas comme hata yapmadım geçen maçta. Pour le match contre Ukraine, j'ai eu la disposition 3 jours. Ukrayna maçına kadar 3 günlük bir önümde zaman vardı. Oyuncuların, hiçbir tanımadığım oyuncuları tamamen tanımak açısından. Analize leur match parce que moi je me suis informé sur le jeu en voyant le match parce que je ne jouais pas. Yani ben oyuncuların çoğunu çok seyredemedim çünkü daha önce oynamış oldukları maçları seyrettim çünkü birçoğu oynamıyordu takımlarında, kendi takımlarında. Rakip konusunda onlara çok bilgilendirdim. Üç antrenman yapabildik. Ne istediğimi, taktik antrenman olarak ne istediğimi yapmamız gerektiğini anlatabileceğim üç antrenmanım vardı. Bu da çok az. Yeterli değil. Ama bu yardım etti tabii. İkinci maçımız için çok büyük yardım oldu. Bu durum, bu maçta oyuncularım hangi tip bir oyun kurmak istediğimi, nasıl oynatmak istediğimi en azından anladılar. Aynı zamanda bütün oyuncular çok tecrübeli oyuncular ve ne istediğimi anlayabilecek oyuncular. Dolayısıyla çalışmalarımızda bunu
daha çabuk yapabildik ama belli bir zamana ihtiyacımız vardı doğal olarak. Même si Burak s'était entraîné peu, même si Arda n'a pas joué cette période-là. Arda uzun bir zaman oynamamıştı. Burak keza çok az yapabilmişti antrenman. Ama umut ediyorum ki bir ay sonra çok daha farklı oyuncular göreceksiniz hazırlık açısından. Çok daha iyi olmuş olacaklar. Je suis très content de la manière avec laquelle ils ont réussi à recevoir mes informations. Çok mutluyum. Vermek istediğim bilgiyi en iyi şekilde alıp sahaya yansıttıkları için. Benim felsefemi doğru oyun organizasyonu, oyunun mekanizmasının işlemesi. Çünkü on donne à l'adversaire la possibilité de, d'avoir des espaces libres d'accélération de ça. Ve essayer de tenir l'équipe très court. Her maçta, geçtiğimiz maçlarda çok boş alan bırakıyorduk, boş alan veriyorduk rakibe. Şimdi artık bunu iyice azalttık, düşürdük. Vous avez vu le match d'aujourd'hui que nous avons encaissé contre l'Ukraine. Ukrayna'ya karşı oynadığımız maçı gördünüz. Hangi zon, hangi bölgelerde ne kadar açık verdiğimizi gördünüz. J'espère qu'on peut continuer. Ama en ce sens. Da iyiye gidişti bu ve iyi daha iyiye gideceğimizin bir işaretidir. Böyle olmasını umut ediyorum. Bu ekibe yeni bir oyun oynatmış oluyoruz. Bu da çok güzel. Akıl üzerine kurulmuş, organizasyonu iyi uygulayan ve teknik ve coşkuları üzerine kurulmuş, çok iyi yapılmış bir sistem. Akıllı, akıllıca akıllı ve futbol akıllı oyunu ve bu arkadaşların hepsi genç. Onlardan ne beklediğimi anlayabilecek akılda ve ruhu olan cesaretli arkadaşlar. Bunlar çok iyi olacak. Ama şimdi artık en önemli şey İzlanda'ya karşı kazanmak. La victoire est importante, c'est donne notre victoire. Sinon, n'a aucun sens. Zafer bir başka zaferi çağırıyor. Onu da yapmamız lazım. Olmazsa hiçbir anlamı kalmaz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ama bir dakika. Znači, pitanje je bilo, promijenili ste sedam, imali ste sedam novih igrača u poređenju sa utakmicom sa Ukrajinom. Da li mislite da ste napravili grešku pri selekciji igrača sa Ukrajinom? Odgovor našeg izbornika je da imali smo samo tri dana pripreme prije ukrajinskog meča. Naravno da sam imao samo mogućnost da ih analiziram u njihovim prethodnim igrama. Ono što sam im mogao omogućiti je da se da im dam znanje vezano za ukrajinsku ekipu. Po pitanju ove utakmice sam im uspio prenijeti kako želimo igru da igramo. Svi moji igrači su veoma iskusni, veoma imaju kapacitet, znači da razumiju koju želim da primijenim filozofiju na terenu. Prije smo ostavili puno praznog prostora, međutim sada bolje pokrivamo taj prazan prostor i vjerujem da ćemo u buduće još bolje igrati. Moji svi igrači su veoma tehnički potkovani, motivirani, sa dosta hrabrosti i ono što kažu je da svaka pobjeda zove novu pobjedu. Trenutno protiv Islanda trebamo da pobjedimo.